Allora, allora. Haydi Türkiye ileri. Burası cennete meydan okunacak yer değildir. ...1996'ya girilirken aslında Türkiye'nin bir eksen değişikliğine girdiğinin de tüm işaretleri veriliyordu. Yıl sonu seçimleri olmuştu. Laik kesimlerin yıllardır korkuyla izlediği Refah Birinci Parti çıkmıştı. Bunun anlamı ülkeyi yönetenlerin el değiştireceğiydi. Seçim sonuçlarına bakılırsa 90'lı yıllara damgasını vuran koalisyon hükümetlerinin bir yenisi gelecekti. Ama bu kez siyaset oyununun as oyuncusu değişiyor. Şene kere çeken! Şimdi sırasın Refah geliyor, Refah! Haydi Türkiye ileri! Ordumuzu din düşmanlığının aleti yapmak istiyorlar. Yılın o son günlerinde 1995'i 1996'ya bağlayan günlerde genel seçimlerin şoku yaşanıyordu ama bir diğer şok gelişme Ege'de birdenbire filizleniverdi. Bugün geriye dönüp baktığımızda bize çok komik geliyor. Ancak Türkiye-Yunanistan küçücük bir kayalığın kime ait olduğu tartışmaları nedeniyle kendilerini birdenbire bir savaşın eşiğinde buldular. Yunanistan'la müzakere ve pazarlık konusu biz oraya bayrak dikilmesi yeterli görmüyoruz. Bu asker gidecektir, bu bayrak inecektir. Refah seçimden birinci parti çıksa da yeni hükümet henüz kurulmamıştı Ankara'da. Başbakanlıkta Çiller vardı, Atina'da ise Simitis liderliğindeki hükümet henüz kurulmuştu. Türkçe adı Kardak. Yunanca adı İmya olan kayalıklar Ege'de Bodrum'un 4 mil açığında öylece duruyordu. Üstünde sadece keçilerin otladığı, kimsenin yaşamadığı daha da ilginci, kime ait olduğu o güne kadar hiç sorgulanmamış küçücük kayacıklar bunlar. Figen Akat adlı Türk teknesi kayalıklara çarpınca hiç yoktan dev bir kriz çıktı. Figen Akat'ın kaptanı Türk kurtarıcı istedi. Ancak bu parsayı kaçırmak istemeyen Yunan kurtarıcılar araya girdi ve hayır, burası bize ait, sizi ancak biz kurtarırız deyince olay uluslararası bir krize dönüştü. O güne kadar kimsenin yüzüne bakmadığı kayalıklar birdenbire kıymete bindi. Mesele Kardak krizi değildi, mesele Ege Denizi hakimiyetidir. Şimdi eğer Kardak adasının Yunanistan'a ait olduğunu Türkiye kabul ederse, o zaman diğer adacıkların ve diğer kaya parçalarının da Yunanistan'a ait olduğu gibi bir netice çıkar. Osmanlı İmparatorluğu'ndan arta kalan her şey eğer tespit edilmemişse bir takım anlaşmalarla Türkiye'nindir. Türkiye'nin iddiası bu. Halefilikten gelen bir iddia yani. Şimdi Türkiye diyor ki bu şeyler, kaya parçaları bizim. Yunanistan diyor ki hayır, bunlar bizim. Olay duyulunca karşılıklı bir milliyetçilik yarışı başladı. Önce Yunanlı gençler kayalara kocaman bir bayrak diktiler. Yunan televizyonlarında İmya Yunanlıdır ve Yunanlı kalacak çığlıkları atılmaya başlandı. Ertesi gün bu gelişme Hürriyet gazetesinin sabah toplantısında konuşulurken ortaya bir öneri geldi. Sabah haber toplantısında bu konu gündeme geldi ve tamamen o anda gelişen bir yaklaşımda Uğur Cebeci'ye, o zaman Doğan Haber Ajansı'nın genel müdürüydü ya da Hürriyet Haber Ajansı'nın genel müdürüydü. Onlar dedi ki siz dedi ki falan diye bir gırgır yapıldı. Uğur Cebeci bu gırgırı ciddiye alarak ertesi gün oraya bir helikopter yollamış ve İzmir Büro'dan birkaç arkadaşımız Yunan bayrağını indirip Türk bayrağını dikmiştir. Artık milliyetçilik yarışı başlamıştı bir kere.
kayalıklar birden iki ülke için bir namus meselesine dönüştü. Yunan donanması hemen bu bölgeyi kuşattı. Yunan askerleri Türk bayrağını indirip tekrar Yunan bayrağını dikince bu defa Ankara ayaklandı. Hem başbakan hem genelkurmay başkanı hem genelkurmay başkanının yanındaki generaller çok kararlı geldiler. Benim dediğimden de çok hoşlanmadılar. Sonra ben döndüm dedim ki bakın bu sebeple savaş çıkarsa bunu Türk milletine izah edemeyiz. Bugün ederiz ama yarın edemeyiz. Ya bunun bir başka yolunu arasaydınız bu kadar şeye ne lüzum vardı derler. Dünyaya da izah edemeyiz. Gidin bir yol bulun. Bir yol bulun gelin. Ben çok iyi biliyordum ki bizim hükümetimiz ateş emrini veren ilk olmayacaktı ama Türklerin ne yapabileceğini bilmiyordum. Türkiye'de durum çok karışıktı. Parlamentoda gerilim yüksekti ve skandallar vardı. Başbakan zayıf bir konumdaydı. Başbakan Sayın Tansu Çiller. Bu durumdan da korkuyordum. Belki bu Bayan Çiller'in hakkındaki iddiaları temizlemesi için kullanacağı bir ayartma olacaktı. Böylece bir dış düşman bulunmuş olacaktı ve içerideki sorunlar çözülecekti. Kimse Ankara'da neler olduğunu bilmiyordu. Hazırlanmak durumundaydık ve donanmayı karşılık verebilmesi için hazırladık. Artık her an bir savaş olabileceğini düşünüyorduk. Bu asker gidecektir, bu bayrak inecektir. Bayrak inecekti de bu iş nasıl olacaktı? Çok riskli bir operasyon. Yunan donanması kardağı çevirmişti. İnanılır gibi değildi. Savaş kapıdaydı ve işte tam o sırada Washington'dan gelen bir telefon işin rengini değiştiriverdi. Washington, Ege'de çıkacak bir savaşı hiçbir şekilde istemiyordu ve ilk kurşunu atanın Amerika'yı karşısına alacağını açıkça söylüyordu. 30 Ocak Salı gecesi Ankara'da Savaş Konseyi toplandı. Herkes oradaydı. Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı, Deniz Kuvvetleri Komutanı Güven Erkaya, Başbakan ve Dışişleri ekibi bir çıkış yolu arıyorlardı. Washington telefon etmiş, ateş açan taraf kaybeder, karşı çıkarız demişti. Peki ne olacaktı? Kayalıkları Yunanlara bırakmak istemeyen Ankara, savaş çıkarmayacak bir formül arıyordu. Ama bulunamıyordu. Zira Atina'da geri adım atmak istemiyordu. Ankara'daki Savaş Konseyi'nin en önemli anında Dışişleri Müsteşar Yardımcısı İnal Batu, kimselerin aklına gelmeyen bir öneride bulundu. Dedim ki Sayın Başbakan, biz de ikinci adaya çıksak, o daha bilmiyor ikinci, ne ikinci adası dedi falan. Dedik işte orası İkizce denir oraya, iki tane yan yana kayacık var. Birinde Yunanlar var, öbürü boş şu anda ve gece de bastırmış. Bastırmak üzere. Biz de dedim oraya çıkabilirsek, bunun mümkün olup olmadığını tabii dedik. Değerli komutanlarımız bilirler. Pozisyon eşitliği sağlarız. Bütün dünya zaten ayağa kalktı Türk-Yunan savaşı çıkacak diye. Herkes araya girer dedim. Amerikalılar, Avrupa Birliği falan. Dedim böylece status quo ante'ye dönülür yani. Kriz öncesi duruma dönülür. Onlar da gider, biz de gideriz. Pek hoşuna gitmedi Çiller'in zannediyorum. Çekti gitti. Bu çok akılcı bir yaklaşımdı ve hemen harekete geçildi. Türk komandoları gecenin zifiri karanlığında Bodrum'dan yola çıktılar. Kardak'taki ikinci kayalığa Türk bayrağını diktiklerinde bu defa Yunanistan birbirine girdi. Koskoca Yunan donanmasının burnunun dibinden geçen Türk komandoları yan kayalara yerleşince artık yapacak hiçbir şey yoktu. Yunan donanması müdahale edip ateş açsa bu defa sorumluluk onların olacaktı. Komandolar müdahaleyle karşılaşmadan kayalığa çıkıp bayrağımızı diktikten sonra operasyonun tamamlandığını bildirdi. Barış operasyonu yaklaşık 2 saatte tamamlanmıştı. Bence bu her iki tarafında kazandığı bir oyundu ve bu da savaşı engelledi.
Ertesi gün çok erken bir saatte parlamentoya gittim. Zaten gece hiç uyumamıştım. Parlamentoda nahoş bir durumdaydı. Muhalefet bize saldırdı adeta. Türkleri ezip geçmediğimiz, İstanbul'u falan fethetmediğimiz için. Atina'daki tartışmalar Yunan Genelkurmay Başkanı'nın istifasıyla sonuçlandı. Kimilerine göre bu krizde Amerika'nın kesin parmağı vardı. O kriz, İmya krizi, Karda krizi Yunan Başbakanı'na gözdağı vermek amacıyla çıktı ve gelişti. Çünkü Simitis Avrupacı bir politikacıydı. O Amerika'yı endişelendirdi, o gelişme. Kardak İmya krizi kuruldu ona bir gözdağı vermek için. Ve gerçekten bir iki gün sonra mecliste Simitis Amerikalılara teşekkür etti. O siyasi bir anlamı var. Türkiye'nin yaşadığı bütün bu siyaset, terör, savaş gerilimleri arasında 1996'ya iki cinayet, bir de liseli çocuklara yapılan inanılmaz bir işkence olayı damgasını vurdu. Bu üç olay simgeseldi, onun için bunları seçtim. Bir yandan devletin gözünün artık hiçbir şey görmediğini, demir yumruğunu sadece PKK'ya değil, tüm sol örgütlere ve gerekirse rejime, sisteme ve resmi ideolojiye muhalefet eden istisnasız herkese vurmakta kararlı olduğunu gösteriyordu. Artık işin içine derin devlet de girmişti. Bu üç olay 28 Şubat'a giden yolun en önemli kilometre taşlarıydı. Manisa'da çoğu liseli 16 genç çocuktular. Polisin iddiasına göre bir vagona paralı eğitime hayır yazmışlardı. Teker teker evlerinden toplanıp sorgulanmak için emniyete götürüldüler. Günler geçti, aileleri çocuklarından haber alamıyordu. Ben çok rahattım, yani herhangi bir kaygı taşımıyordum çünkü neden alındığımı orada anlayacağımı biliyordum ve saçma sapan bir şey olduğunu da düşünüyordum. Yani en fazla bir gece, iki gece kalır ve çıkarım diye düşündüm ama silah, el bombası, roket atar gibi şeyler istemeye başladıklarında durumun öyle olmadığını anladım. Olayın rengi kısa sürede değişiverdi. İş duvarlara slogan yazmaktan çıktı, Molotov kokteyli atmak ve yasa dışı örgütlere üye olmaya kadar getirildi. Önceleri hayır, bunlar doğru değil dediler. Sonra işkence başladı. Çocuklara işkence yapıldığının tanığı da Manisa Emniyeti'nde o çocukların izini süren Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Sabri Ergül oldu. Ergül'ün karşılaştığı manzara korkunçtu. O koridorda birden gördüğüm bir manzara, banklar var, gözleri bağlı, çıplak çocuklar. Şaşırdım ama ses devam ediyor, çığlık var. Yani bu böyle bir saniyenin içerisinde oluyor. Ben sese odaklanmışım. Ağlayanlar var. Oraya doğru yöneldim, onlar ayağa kalktılar. Çocuklar çok dayanamadılar. Polis ne istediyse kabul ettiler. Devsol adlı yasa dışı örgüte yardım, yataklık, üyelik. İşin ilginç yanı, çocukların işkence altında verdikleri ifadeden başka bir delil veya tanık da yoktu. Bir bayanın en mahremi vücududur. İşte üstünüzü başınızı çıkartıp tamamen çırılçıplak soyup daha sonra da elektrik vererek ve başka şekilde tehditler ederek konuşturmaya bütün isnat edilen suçları kabul ettirmeye zorluyorlardı. Şubeye girdiğiniz zaman polis size işte elektrik veriyor, soğuk suya sokuyor, dövüyor, buza yatırıyor, her türlü şeyi yapıyor, eziyeti yapıyor. Ama bu tek başına polisin size işkence yapmasıyla ilgili bir süreç değil.
Doktora gidiyorsunuz. Devlet hastanesindeki doktorun karşısına gidiyorsunuz. Yanınızda iki tane Kalaşnikovlu polis. Odasındasınız. 2 metre öteden bir şeyin var mı diye soruyor. Ve diyebileceğiniz çok fazla bir şey olmuyor. Yani zaten oraya gitmeden önce bir tehdit ediliyorsunuz. Bak sakın bir şey söyleme. Çocukların durumunu anlatmak için. Zapta geçmesi lazım. Ne diyor? Anlatıyor. Çırılçıplak soyuldular. Şurada elektrik verdiler. Kızlar, çocuklar ağlayarak anlatıyorlar. Tekrar yaşıyorlar onları. Çocuğun birine de çıkardı. Dedi ki anlat bakalım. Anlatıyor. Söyleyemiyor. Bir Anadolu çocuğunun 16-17 yaşında 25 çocuğun poposuna anüsüne jop sokulmuş anlatabilir mi? Bu olay hem Türkiye'de hem de uluslararası kamuoyunda müthiş yankı yaptı. Terörle mücadele adına 14 yaşındaki çocuklara işkenceyle suç kabul ettirilmesi, sağcı ya da solcu, politik ya da apolitik kimsenin vicdanına sığmadı. Ancak mahkeme hiç oralı da olmadı. Hepsine ceza dağıttı. Levent Kılıç, Ember Sait Erber, Aşkın Yeğenin, Türk Ceza Yasası'nın 168 taksim 2, 3713 sayılı yasanın 5, Türk Ceza Yasası'nın 59 taksim 2 maddesi uyarınca neticeden 12 yıl 6 ay ağır hapis cezası ile cezalandırmalarına oy birliğiyle karar verildi. Eğer Yargıtay araya girmese, ifadeler işkence altında alınmıştır demese, onlarca yıl hapis yatacaklardı. Ucu ucuna beraat ettiler. Peki, asıl sorumlular ceza aldı mı? Kamuoyu baskısıyla işkenceci 10 polise dava açıldı. Ancak devlet hemen kendi çocuklarına sahip çıktı. O dönemin en tipik uygulaması başlatıldı. Polisler bulunamıyor, tebligatlar yerine varmıyor ve devletin gizli eli işkence yaptırdığı polislerini koruyordu. Dava bu şekilde 8,5 yıl sürdü. Türkiye'de işkenceyi salt oradaki polisler yapmıyor. Arkalarında devletin belirli birimleri, özellikle yürütme onlara sahipleniyor. Hadi aslanlarım biz arkanızdayız diyor ve polis orada ceza veriyor. Orada işkence yaparak cezayı veriyor. Çünkü mahkemeye gidip yarın bugün salınırsın diye orada cezayı polis veriyor. Ve polisin de anlayışı eğitimsiz. Bunlar katli vaciptir anlayışı. Sonunda işkence yapmaktan yargılanan 10 polis toplam 85 yıl ceza aldı. O günlerde Türkiye'yi sarsan ikinci olay, Evrensel Gazetesi muhabiri Metin Göktepe'nin işkence altında öldürülmesiydi. Evrensel, sol eğilimli EMEP'in, Emek Partisi'nin yayın organıydı. 27 yaşındaki Göktepe, Ümraniye E-Tipi cezaevindeki olaylarda öldürülen mahkumların cenazelerini izlemek isterken, sırf gazetesinin adından dolayı 1054 kişiyle birlikte gözaltına alındı. Birkaç gün sonra cesedi polisin ona işkence yaptığı Eyüp Spor Salonu'nun yakınlarındaki bir çukurda bulundu. Raporlar darbe ve dayak nedeniyle beyin kanaması ve iç kanamadan öldüğünü gösteriyordu. Kaburgaları kırıktı ve vücudu darp izleriyle doldu. Metin'e defalarca vurulmuş ve Metin'in ölümü bir tek sebebe bağlı bir ölüm değil. Yani Metin beyin kanamasından ölmese doku iç kanamasından ölecek. Yani o kadar yoğun darp edilmiş durumda. Adli tıp raporu da bunu kanıtlıyor. Polis en olmadık gerekçelerle kendini savunmaya kalktı. Önce gözaltına alınmadı zaten dendi. Sonra 1,5 metrelik duvardan atlarken başını vurmuş gibi komik bir iddia ortaya atıldı. Gözaltına alınanları kamerayla tespit etmiş. O kameralara baktırdım arkadaşlara. Gözaltı listelerini incelettirdim. Kesinlikle gözaltına alınmış kaydı yok. Duvarda düşmüşse yani o kadar ama duvarda düştüse o kadar yani yaraları mı oluyor? Yok, hayır. Duvarda düştüse bir yer kırılıyor tamam. Hep böyle kanamış kafasına vurmuşlar da biraz.
Tabii bu direnme çok uzun sürmedi. Çünkü basın olayın üzerine gitti ve Devlet Bakanı Mehmet Sevigen resmi kayıtlarda Göktepe'nin gözaltına alındığının belgesini açıklayıverdi. Bu işin peşini bırakmayacağımızı kesinlikle bilmeniz istiyorum. Devlet adına görev yapan insanlar hadlerini bilecekler. Devlet ilk defa gizlemeye gerek duymadan adam öldürüyor Türkiye'de. Bu yenidir. Metin Göktepe olayı bir milattır. Evet. Milattır. Herkesin gözünün içine baka baka ben öldürürüm yerse diyor. Metinler burada, katiller nerede? Metinler burada, katiller nerede? Tabii o bildik senaryo tekrarlandı. Devlet işkenceci polislerini yine korumaya aldı. En olmadık bürokratik engeller çıkarıldı. Dava şehir şehir dolaştı, sanık polislere bir türlü ulaşılamadı, tanıklar tehdit edildi ve tabii Göktepe ailesi üzerinde de baskı kurulmaya çalışıldı. Beni hiç arama izinleri olmadan, hiçbir yasal dayanıkları olmadan gözaltına aldılar. Terörle mücadeleye götürdüler sanıyorum. Yani ertesi gün sabah çıktığımızda gördüğüm bu Vatan Caddesi'ne. Orada bana fiziksel işkencede bulunmadılar. Fakat beni aldıkları odada sürekli işkence altında erkek sesleri dinlettiler ve gözüm bağlı bir şekilde. Ya ben ölüyorum zannettim orada. Bir tanesi gelip bana şey dedi, yani bak kardeşini böyle öldürdük. ...49 polisin yargılanmasıyla başlayan davada 5 polis 7 yıla mahkum oldu. Kısa sürede de serbest kaldılar. Her şeye rağmen basının ve kamuoyunun ısrarlı takibi Göktepe cinayetini faili meçhul bir dosya olmaktan son anda kurtarmıştı. Sabancı kardeşlerin en küçüğü Özdemir Sabancı, teröristlerin gerçekleştirdiği bir saldırı sonucu öldürüldü. Polis, teröristlerin 7.65 mm'lik silahı içeriden temin ettikleri ihtimali üzerinde duruyor. Ülkeyi sarsan üçüncü olay Türkiye'nin en güçlü ve en zengin grubunun tepesini, Sabancı ailesini hedef alan suikastı. Cinayete damgasını DHKPC vurdu. İki tetikçi, Mustafa Duyar ve İsmail Akkol, inanılmaz bir soğukkanlılıkla en sıkı güvenlik taramasından geçip Türkiye'nin en iyi korunan binasında yönetim katına çıktılar. Onlara yol gösteren bir süre önce binada çaycı olarak işe alınan Fehriye Erdal. Özdemir Sabancı Genel Müdürü Haluk Görgün ile bir odada toplantı halindeydi. Diğer bir odada ise Sakıp Sabancı kardeşleriyle birlikte görüşüyordu. Asıl hedef Sakıp Sabancı'ydı. Eğer Fehriye heyecanlanıp yan odayı işaret etmeseydi, Sakıp Ağa ve kardeşleri kurşun yağmuruna tutulacaktı. Ancak onlar diğer odaya girdiler. Önce sekreter Nilgün Hasefe'yi, ardından da Özdemir Sabancı ve Haluk Görgün'ü yerinde vurdular. Kurşunlar sadece Sabancı ailesini değil, Türkiye'yi vurdu. Katiller odaya DHKPC bayrağını bırakıp yine aynı soğukkanlılıkla, aynı sıkı güvenlik önlemlerinden geçip kayboldular. Peki neden Sabancı ailesi hedef alınmıştı? Bu kadar kolayca işlenen cinayet yüzlerce soruyu da beraberinde getirdi. Perde arkasında kim vardı? Mustafa Duyar olaydan bir yıl sonra Şam'daki Türk Büyükelçiliğine teslim oldu. Pişmandı, kafası karışıktı. Bu görevi Dev Sol'un lider kadrosundaki Ercan Kartal'dan almıştı. Mustafa Duyar kendi ifadesinde 4 kez cezaevine gideceğini ve bu 4 kez gittiği, bu 4 seferde de Ercan Kartal'ın cezaevinde görüş günlerinde, cezaevinde Sabancı Center'ın paftalarını açarak, planlarını açarak bütün tarifleri verdiğini, nerede kim var, nasıl giriliyor, çıkılıyor diye onu çalıştırdığını söylüyor. Olayın ayrıntıları ortaya çıktıkça işin içindeki hayaletlerin de sayısı arttı.
Fehriye'yi işe bir polisin, Susurluk kazasında ölen polis müdürü Hüseyin Kocadağ'ın yerleştirdiği, derin devletin Susurluk'ta kullandığı isimlerin işin içinde oldukları anlaşıldı. Derin devletin olaydaki parmak izleri giderek arttı. Kullanılan taşeron örgütler de şifre oldu. Mustafa Duyar, örgüt beni kullandı. Bildiğim her şeyi anlatacağım diye konuşmaya başlayınca hücresinde kafasına sıkılmış 3 kurşunla ölü bulundu. Çıkarıp manavra yaptırdıktan sonra ateş ettim ben. Karagümrük Çetesi Reisi Ergin Kardeşler Uşak Cezaevi isyanı sırasında sıkışınca Mustafa Duyar'ı kendilerine devletin öldürttüğünü açıkça haykırdı. Ve Ergenekon'un ünlü ismi Veli Küçüğü gösterdi. Şimdi bu devlet bana Mustafa Duyar'ı öldürttü. Veli Küçüğü ana. Diğer tetikçi İsmail Akkol ise adeta buharlaştı. Suikast ekibinin en medyatiği sayılan Fehriye Erdal yıllarca Belçika yargısının boşluklarından yararlandı. Sonunda gözaltında tutulduğu evden örgüt tarafından kaçırıldı ve bir Balkan ülkesinde öldürülüp gömüldüğü söylentisi dolaştırıldı. Hayaletler ordusu Sabancı cinayetinden de sıyrılıp kurtulmuştu. 5 yıl süren bir koalisyonu kurma kararını ortaya koydu. Bu koalisyonun geleceği konusunda yapılan bütün kötümser kehanetleri boşa çıkaracağız. Ülke işkence davalarıyla cinayetlerle sarsılıyordu. Ama çözüm bekleyen asıl acil sorun yeni hükümetin kim tarafından ve nasıl kurulacağıydı. Laik çevrelerin korkulu rüyası sayılan Erbakan seçimden birinci çıkmıştı. İlk ve tek başbakan adayı oydu. Nitekim Cumhurbaşkanı Demirel görevi ona verdi. O da görevi alır almaz ilk işi ANAP'ın kapısını çalmak oldu. Aslında seçimden çıkan ikinci parti DYP'ydi. Teamüller Erbakan'ın Çiller'le görüşmesini gerektirirdi. Ama onu yapmadı. İki lider seçimde o kadar sert tartışmışlardı ki şu anda bir araya gelemiyorlar. Az Müslümanlığın açığa çıkacak diye mi titriyor? Bu açık seçik bir din istismarıdır. Biz din istismarı yapmıyoruz. Sizin din düşmanlığınızla mücadele ediyoruz. Kalkmışlar, sahte dosyalar düzenlemişler. Allah! Allah! Şu hale bak! Bu asıl şerefsizliğin ta kendisidir. Size tavsiyemiz tövbekar olun. Refah Partisi'nin içinde olduğu rejimin teminatı biz. Helal! 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 Erbakan Mesut Yılmaz'la ANAP'ın tutucu kanadından Abdülkadir Aksu'nun evinde buluştu. Biz onunla baş başa kaldık. Sayın Erbakan, bizim asıl yerimizin kendi yanları olduğunu bana anlatmaya başladı. Anavatan Partisi'nin ve rahmetli Özal'ın kendi arkadaşları olduğunu, daha önce kendileriyle birlikte siyaset yaptığını, İşte Türkiye'nin geleceğini de birlikte şekillendirmek istediklerini, Refah Partisi'nin bu seçimlerde birinci parti çıkmakla kalmayacağını, zamanın devamlı kendilerinin lehine çalışacağını, zamanla işte Türkiye'de tek parti konumuna geleceklerini, bizim de bu süreci görerek bir an önce tavrımızı almamız gerektiğini bana zaman zaman hadislerle, zaman zaman dualarla, zaman zaman da işte geçmişten bazı hatırlatmalarla anlattı. O görüşmemiz daha çok bir monolog şeklinde oldu. Sayın Erbakan konuştu, ben dinledim. Söylediği yeni bir unsur yoktu. Söylediği şeylerin çoğu da benim için inandırıcı değildi. Ve sonunda Refah Partisi ile koalisyon yapmama kararını yine kendimiz aldık. Bu konuda hiçbir dış etken söz konusu değil. Toplumdan bize
baskılar gelmedi mi? Geldi. Hatta benim evden, evin içinden geldi. Eşim çok şiddetle buna karşıydı. Hatta yarı şaka yarı ciddi işte gazetelere de beyanatları çıktı. Refah Partisi ile koalisyon yaparsan beni unutursun falan gibi böyle basının sevdiği sansasyonel manşetler atıldı. Bu ilk deneme sonuç vermedi. Erbakan diğer parti liderlerini de dolaştı ancak kimse onunla bir koalisyonda görünmek istemiyordu. Sanki gizli bir el direnişi organize ediyordu. Erbakan çaresiz görevi iade etti. Cumhurbaşkanı da bu defa Tansu Çiller'i görevlendirdi. O zaman için genellikle eğilim dendi ki biz Refah Partisi koalisyonu yapamayız, ANAP'la yapmalıyız. Hatta arkadaşların çoğunun kafasında da, düşüncesinde de, ben de dahildim bunlara. Anavatan Partisi ve Doğru Yol Partisi bir koalisyon yaparsa, belli bir süreçte bu koalisyon başarılı olursa, iki partinin bütünleşmesini de belki sağlayabiliriz. Kamuoyunun bir bölümü, iş çevreleri ve merkez medyanın ideali, iki merkez partisinin birleşmesiydi. Aralarında hiçbir ideolojik ayrılık yoktu. DYP ile ANAP'ın koalisyonu refah korkusunu dağıtacaktı. Ancak işte orada da müthiş bir kişisel rekabet ortaya çıkıverdi. Daha ilk adımda kimin başbakan olacağı konusunda kavga beliriverdi. Her öneriyi görüşmeye açığım ama Sayın Çiller uzlaşmacılığını, samimiyetini ortaya koymak için bana gelirken kendisinin başbakan olmadığı bir tane öneriyle gelsin. Anavatan'la Doğru Yol Partisi bir araya gelecekse Doğru Yol Partisi. Tansu Çiller de başaramadı. Ve bu defa turnike oyunu gibi sıra Mesut Yılmaz'a geldi. Haftalar geçiyor ve Türkiye hükümetsiz yaşıyordu. En önemli sorun yine aynıydı. Refahsız bir koalisyon kurulması. Oysa hala en güçlü koalisyon adayı Refah idi. Mesut Yılmaz da Erbakan ile tekrar görüşmeye hazırlanıyordu ama tam o sırada dönemin meclis başkanı Mustafa Kalemli'ye Genelkurmay Başkanı'ndan bir telefon geldi. Sayın Başkan, bu koalisyon kurulursa dedi, yani Refah ANAP koalisyonunu kastediyor, çok üzüleceğimiz olaylardan endişe ederim dedi. Meclis Başkanı olarak üstünüze bir görev düşüyorsa yapın efendim dedi. Bu kadar. Ama şöyle yaparım, asarım, keserim falan filan lafları değil. Çok nazik. Yani üzüleceğimiz hadiseler olabilir. Bunun önlemenin bir yolu varsa, üstünüze bir görev düşüyorsa yapın bunu. Bu mesaj çok netti. Kalemli hemen Mesut Yılmaz'ı aradı ve Genelkurmay Başkanı'nın sözlerini tekrarladı. ANAP liderinin yapacak fazla bir şeyi yoktu. Ağır güçler Mesut Yılmaz'ı Tansu Çiller'le ana yol koalisyonuna itiyordu. Neden Mesut Bey aradı? Tansu Hanım'la son bir kere daha görüşmemi rica ettiler. Bana son bir iyilik daha yap şeklinde bir cümleler olunca doğrusu kaçamadım o görevden. Tansu Hanım'la görüştüm. Oldukça gergindi. Son derece sinirliydi, huzursuzdu. Dedi ki, çok üstüme geliyorsunuz dedi. Her fedakarlık benden isteniyor dedi. Biraz önce de Sayın Karaday Paşa geldi dedi. Ben orada anladım ki benim düşüncemin aksine, yani Genelkurmay Başkanı belki başka birisini bir mesaj iletmek üzere gönderebilir diye düşünmeme rağmen kendisi gitmiş. Her şey ortada. Türkiye'de Refah Partisi'nin öncünde kurulacak bir hükümetten başka çözüm yok, başka çare de yok. Ana yol filan bunlar abesle iştigaldir. Ne mümkündür ne de bir sonucu vardır. Tabii Tansu Çiller'e ana yol için baskı yapanlar sadece askerler değildi. Çok telkin oldu. Yani ben yani şu kadarını söyleyeyim. Ben öyle bir şey konuşmadım ama kendisine gazetelerden de patronlar düzeyinde de bu telkinlerin yapıldığını çok iyi biliyorum. Sonunda biraz zorla, biraz kerhen ana yol koalisyonu doğdu. Dönüşümlü başkanlık formülüyle önce Yılmaz, sonra Çiller hükümet edeceklerdi. Ecevit'in DSP'si de dışarıdan destek verince herkes derin bir nefes aldı. Artık tehlike atlatılmıştı. Oysa Mesut Yılmaz ve Tansu Çiller bir süre sonra gömdükleri baltalarını çıkarıverdiler. Birbirlerinden nefret ettikleri ekranlarda bile açıkça görülüyordu. Tabii Refah da
kendinin devre dışı bırakılmasını kaldıramamış, o da tam gücüyle bastırmaya başlamıştı. Şimdi Çiller Hanımefendi'nin bir tek partiyle bir şeyi konuşacak mecali kalmamıştı. Çünkü her şeyi yıkmış, kırmış, dökmüş. Bazen sinirlendiği zaman köşteki tabakları kırdığı gibi. Bak hanımefendi, senin gözüktüğün, hatta senin etkin olduğun bir hükümet kurulduğu anda ülke mahvoldu. Sen bu ülkeyi bu hale getirdin, devleti batırdın. Refah'ın hedefi bu birbirinden hiç hoşlanmayan iki lideri birbirine düşürmek, aralarına nifak sokmaktı. Hükümetin yumuşak karnı da Çiller'di. 1995 seçimlerinin arkasından biz birinci parti olduk ya, hükümet olacağız diye dört bir yandan bize ihbarlar geliyor, dört bir yandan bize belgeler getiriliyor. İşte bu ihbarlar, bu belgeler sırasında özellikle zannediyorum bir tanesi TESAŞ'la ilgiliydi. Bir tane TESAŞ'la ilgiliydi. Örtülü ödenekle ilgiliydi. Birkaç tane önerge vardı. Ve bunları biz meclis soruşturması haline getirdik. Refah her iki liderle ilgili soruşturma dosyaları hazırladı. Tansu Çiller ve Mesut Yılmaz için mal varlığı, TEDAŞ, TOFAŞ, örtülü ödenek gibi bir dizi soruşturma açılmasını ve Yüce Divan'a sevk edilmelerini istedi. İki parti lideri hem korktular hem de birbirlerine girdiler. Çiller'i Yüce Divan'a sevk edecek oylamada ANAP milletvekilleri destek verince kıyametler koptu. Sıra Mesut Yılmaz'a gelince bu defa da DYP'liler aynı muameleyi başbakana uyguladılar. Koalisyonun iki lideri artık kanlı bıçaklıydı. Bu arada kazanan da Refah oldu. Çiller'e reddedilmesi güç bir öneride bulunmuştu. Yüce Divan'a gitmek istemiyorsan gel bizimle koalisyon yap veya Yüce Divan'a kendini teslim et. Anavatan Partisi grubu içerisinde geçmişte bu konuların gündeme getiren, Sayın Çiller'in adeta hafiyeliğini yapan, onunla ilgili belgeler toplayan arkadaşlarımız vardı. Onlar ısrarla bu konunun koalisyon ortaklığının dışında bir konu olduğunu, siyasi ahlak konusunda koalisyon nedeniyle taviz verilemeyeceğini, dolayısıyla meclis denetiminin koalisyon mülahazasıyla akamete uğratılmaması gerektiğini açıkça dile getirdiler. Ve doğrusu beni de etkilediler. Yani ben de bu konuda hakikaten bunların ayrı konular olmasını, siyasette devletin belli görevlerini, belli sorumluluklarını üstlenen herkesin konumu ne olursa olsun her zaman bunun hesabını vermek durumunda olduğuna inanan birisi olarak bu iki meseleyi birbirinden ayırmak gerektiğini düşündüm. Sayın Çiller tabii buna çok büyük tepki gösterdi. O zaman koalisyon biter dedi. Ben de biterse biter dedim. Çok nahoş bir görüşmemiz oldu başbakanlık konutunda. Tansu Hanım'ı gelecek korkusu aldı, Yüce Divan korkusu sardı. Bu mal varlığı ile ilgili mutlaka Yüce Divan'a gideceğini, Mesut Bey'in onu Yüce Divan'a götürmekte kararlı olduğunu, bu korku sardı onu, sonra bu korku ona yanlışlar yaptırdı. Sonra da aynı korkuyu herhalde Mesut Bey'e sardı tahmin ediyorum. Güven oylaması sakattı. Bunu fark eden sadece biz olduk. Anayasa Mahkemesi'ne iptal davası açtık. Bu iptal davası devam ederken Mesut Yılmaz'la Tansu Çiller arasında bir savaş başladı, bir iç savaş başladı. Ve artık ikisinin bir arada olamayacakları gün gibi ortaya çıktı. İşte onu fark edince biz alttan alta Doğru Yol Partisi yetkilileriyle görüşmeler yapmaya başladık. Merkez Sağ'ın iki partisi hükümette de kavga etmeye başlamışlardı. Ve dolayısıyla Sayın Yılmaz'ın oradaki hedefi işte Doğru Yol Partisi'ni de ele geçirmek veya
bu birliktelik olursa benim başkanlığımda olsun şeklinde. Ve bunun dışında da işte Refah'la, Refah Partisi'yle o zaman diyaloğu başlattı. İki büyük merkez partisinin laik Türkiye'yi sakin sularda yönetmesi rüyası 3 ay içinde çöktü. Çiller Yüce Divan'a gitmemeye, Yılmaz da hükümeti bozmaya kararlıydı. Benim yapmam gereken Sayın Cumhurbaşkanı'na çıkıp hükümetimizin istifasını Sayın Cumhurbaşkanı'na sunmak. Başbakan olan Sayın Mesut Yılmaz'a dedim ki anayasadaki bir müesseseye başvur. Nedir bu? Görev sırasında güven oyu iste. O zaman güven oyu sayısı var. Mesut Bey istemedi. Anladım ki koalisyonu bozmaya o zamandan niyet kurmuş. Anayasa Mahkemesi Refah Partisi'nin gerekçesini ve açtığı davayı haklı buldu. Ana yol hükümetinin güven oyu almadığına karar verdi. Böylece o hükümet düştü. Yarından sonra birleşme olduğu takdirde kim lider olacak? Yahut da merkez sağın lideri kim olacak? Huzursuzluğu ki bu maalesef Sayın Mesut Yılmaz'da oldu. Tabii bir takım ortaya Tofaşlı vesaire gibi bir takım önergeler sonra arkasından olmadı artık şey. Ayrıldık. Mesut Yılmaz 6 Haziran 1996 günü görevi Demirel'e iade etti. Kazanan Refah oldu. Ana yolu yıkmış, DYP'yi kendisine adeta mahkum etmişti. Rahmetli Alparslan Türkeş, Tansu Hanım'la Mesut Bey'in arasında defalarca gidip gelip benim şahit olduğum görüşmeler yaptı ki aracılığını ben yapıyordum. Yüz yüze defalarca çok ısrarlı bir şekilde o hükümetin yıkılması halinde Doğru Yol Partisi'nin Refah Partisi ile koalisyon kuracağı ve onun da bir darbenin sebebi olacağı, hatta bir projenin parçası olduğu, kendisinin 60 ihtilalini sonra 12 Eylül'ü yaşayan kişi olarak bir askeri müdahalenin Türkiye'ye 50 yıl kaybettireceği, çok feci şeylerin olacağı, bizim o konuda tecrübemiz olmadığı, o bakımdan belki durumun vahametini anlamamamız sebebiyle Mesut Yılmaz'a, Sayın Mesut Yılmaz'a ve bana çok şiddetli şekilde ısrarlarda bulundu. Erbakan'ın ikinci kez hükümeti kurma görevi alıp Çiller'le masaya oturması laik kesimdeki karamsarlığı müthiş arttırdı. Erbakan-Çiller koalisyonunun tarihi bir laik dindar uzlaşısı olacağını söyleyenler vardı ama bu koalisyonun Türkiye'yi karanlıklara götüreceğini iddia edenlerdi. Kışlalar, medya ve üniversiteler diken üstündeydi. Şimdi asker bir anda Türkiye'de laiklik için tehlike olarak gördüğü, Türkiye'ye bir yerde irticayı getirecekler diye hesapladığı bir kitlenin iktidar olduğunu gördü. Ve asker bence bir şok yaşadı. Fakat asker ikinci şoku da o zaman rahmetli Erbakan'la koalisyon yapan Sayın Çiller'den dolayı yedi. Çünkü ondan önceki döneme bakarsak askerle başbakan olan Sayın Çiller arasında çok iyi bir uyum vardı. Çok ahenkli bir çalışma vardı. Arkadaş sıkışırsak sizi tasfiye ederiz diye bir gelenek var. Kafam bozulursa seni götürürüm diye oturup böbürlenenler var. Sen boş ver. Bunlar isterse %80 de gelsinler. Bunları tokatlarız diyen bir mantık var. 28 Haziran 1996'da iki lider el sıkıştığında Türkiye'de yeni bir dönem başlıyordu. Sayın Profesör Erbakan için benim söyleyemeyeceğim ağırlıkta
bir takım tenkitlerde bulundu. Ülkeyi ortaçağ karanlıklarına götürüyorlar. Bunlar APO'dan daha tehlikelidir. APO'dan daha tehlikelidir. İşte Avrupa'ya hitaben, yani ben temsil edebilirim bu şeyleri, yani Avrupa düşüncesini, bir şeyini ben temsil edebilirim. Bunlar şey yapmazlar, bunlar çok tehlikelidir, ülkenin geleceği için tehlikelidir gibi ve işte Cumhuriyet'in temel niteliklerine nitelikleri kaldırılıyor benzeyen pek çok bir eleştirilerde, tenkitlerde bulundu. Tabii burada Sayın Yılmaz şeyle anlaşamayınca, yani Refah Partisi ile anlaşamayınca, sanıyorum hoca daha yumuşak bulduğu için Sayın Çiller'i tercih ettiler. Ben Doğru Yol Partisi ile Refah Partisi'nin koalisyon kurabileceğini ama bu koalisyonun Sayın Erbakan ve Sayın Çiller'le ilgili ortaya konulmuş olan o tarihlerdeki bir takım iddiaların ve meclis gündeminde bulunan dosyaların ortadan kaldırılması protokolüne bağlanmaması lazım geldiğini, bu sürecin işlemesi lazım geldiğini söyledim. Böyle yapılmadığı için ve anlaşmayla hem Sayın Çiller hem de Sayın Erbakan hakkındaki dosyaların, meclisteki dosyaların, gen soruların, daha doğrusu meclis soruşturmalarının reddedilmesi şeklinde tecelli etmek kararlılığının benim hareketimde temel rolü oldu. Yani ben bunu kabullenemeyeceğimi söyleyerek Doğru Yol Partisi'nden o tarihte ayrıldım. İşkence, cinayetler, suikastlar, savaş tehlikesi ve siyasi oyunlar. 1996'nın ilk yarısında Türkiye işte bunları yaşadı. Refah iktidara ortak olmuştu. Ben de varım diyordu. Asker ise süngülerini çekmişti. Artık 28 Şubat'a doğru tüm hızıyla önü alınamayan bir koşu başlamıştı.